Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu hep ölmek için doğmuştur. Öyle ya, düşüncelere daldım. Kültigin Anıtı Ben, Tanrı gibi gökte doğmuş Türk'üm. Bilge Kağan. Bu zamanda tahta oturdum. Sözümü sonuna kadar dinle, iyice işit. Özellikle kardeşlerim, yeğenlerim, oğlum, bütün soyum, milletim güneydeki Şatbıt beyleri, kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, 30 Tatar, 9 Oğuz beyleri, milletim, bu sözümü iyice işit, iyice dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki bütün milletler hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. Onlar şimdi kötü değildir.'' Türk kanı Ötüken Ormanı'nda oturduğu sürece ilde kötülük yoktur. Doğuda Şantun Kovası'na kadar ordu sevk ettim. Denize ulaşmama az kaldı. Güneyde Dokuz Ersin'e kadar ordu gönderdim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda İnci Nehri'ni geçerek Demir Kapı'ya kadar ordu gönderdim. Kuzeyde Yir Bayırku yerine kadar ordu gönderdim. Bunca yere kadar yürüttüm. Gördüm ki Ötüken Ormanı'ndan daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken Ormanı'ymış. Bu yerde oturup Çin milletiyle anlaştım. Altını, gümüşü, ipekliği sıkıntısızca öylece veren Çin milletinin sözü tatlı, ipeklisi yumuşakmış. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milletleri öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırdıktan sonra da kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. Bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok Türk milleti öldün. Türk milleti öleceksin. Güneyde çok ay ormanına, Tögültün Ovasına konayım dersen Türk milleti öleceksin. Orada kötü işi şöyle öğretiyorlarmış. Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir deyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp yakınına gidip çok insanlarla öldün. Oraya doğru gidersen Türk milleti öleceksin. Ötüken ilinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiçbir sıkıntı yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için seni beslemiş olan kanının sözünü almadan her yere gittin. Hep oralarda mahvoldun, yok edildin. Orada geri kalanlarla birlikte her yere hep zayıflayarak, ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, ben devletli olduğum için Kaan olarak oturdum. Kaan olarak oturup Aç fakir milleti hep topladım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri milletim bunu işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada söyledim. Her ne sözüm varsa sonsuz taşa kazıdım. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti beyleri bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Ben sonsuz bir taş yontturdum. Çin kanından resimciler getirttim. Resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin kanı mahiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona bambaşka bir türbe yaptırdım. İçine, dışına başka başka resimler kazdırdım. Taş yontturdum. Gönüldeki sözümü yazdırdım. Onok ok oğluna, yabancıya kadar bunu görüp bilin. Sonsuz bir taş yonturdum. İl ise erişilir yerde ise işte öyle erişilir yerde ebedi bir taş yontturdum. Yazdırdım. Onu görüp öyle bilin. Bu yazıyı yazan yeğeni yolluk tigindir. Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındığında ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ataları bu Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutmuşlar. Düzenleyi vermişler. Dört taraf hep düşmanmış. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almışlar. Hep tabi kılmışlar. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüşler. Doğuda Kadırgan Ormanı'na kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar kondurmuşlar. İkisi arasında pek dağınık Göktürk, öylece oturuyormuş. Bilgili kanmış, cesur kanmış. Buyruğu yine bilgiliymiş, cesurmuş. Beyleri de milleti de doğruymuş. Onun için ili öylece tutmuş. İli tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, aklayıcı, doğuda gün doğusundan Bökli çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kırıkan, Otuz Tatar, Kıtay tatabı, bunca millet gelip ağlamış, yaz tutmuş. Öyle ünlü Kaan'mış. Ondan sonra küçük kardeşi Kaan olmuş. Oğulları Kaan olmuş. Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, oğlu babası gibi kılınmamış olacak, bilgisiz Kaan oturmuş, kötü Kaan oturmuş. Buyruğu da bilgisizmiş, kötüymüş. Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış. Kaan yaptığı kanını kaybedivermiş. Çin milletine beylik eden erkek evladı köle, hanımlık eden kız evladı cariye olmuş. Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çinli beyler gibi Çin adını tutup Çin kağanına itaat etti. 50 yıl işi gücü vermiş, doğuda gün doğusunda bökli kağana kadar ordu sevkedi vermiş. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevkedi vermiş. Çin kağanına ilini, töresini alıvermiş. Türk milleti şöyle demiş. İlli milletidim. İlim şimdi hani kime toprak kazanıyorum demiş. Kağanlı milletidim. Kağanım hani hangi kana işi gücü veriyorum demiş. Öyle deyip Çin kanına düşman olmuş. Düşman olup kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. Bunca işi gücü verdiğini düşünmeden Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım demiş. Türk milleti yok olmaya gidiyormuş. Gökte Türk tanrısı, Türk'ün kutsal yeri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye, Babam İlter İşkanı, annem İlbilgi Hatunu göyün tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam Kaan 17 erle dışarı çıkmış. O dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış. Dağdaki inmiş. Toplanıp 70 er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam Kaan'ın askeri kurt gibiymiş. Düşmanıysa koyun gibiymiş. Doğuya batıya asker sevk edip toplamış, yığmış hepsi 700 er olmuş. 700 er olup ilsizleşmiş, kansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Tölis Tarduş milletini orada tanzim etmiş. Yabguyu, şadı orada vermiş. Güneyde Çin milleti düşmanmış. Kuzeyde Baskan, Dokuz Oğuz kavmi düşmanmış. Kırgız, Kunkan, Otuz Tatar, Kitay, Tatabı hep düşmanmış. Babam Kağan bunca düşmana 47 defa ordu sevk etmiş. 20 savaş yapmış. Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizleştirmiş, Kaanlıyı kansızlaştırmış, düşmanı tabi kılmış. Dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş. Babam Kaan öylece ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam Kağan için ilkin baskağını balbal dikmiş o töre üzerine Amcam Kağan oturdu. Amcam Kağan oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti. Besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı. Amcam Kağan oturduğunda kendim Tartuş milleti üzerinde şad idim. Amcam Kağan ile doğuda Yeşil Nehir, Şantung Ovası'na kadar ordu sevk ettik. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettik. Kökmeni aşarak Kırgız ülkesine kadar ordu sevk ettik yekün olarak 25 defa ordu sevk ettik. 13 defa savaştık. İlliyi ilsizleştirdik, kanlıyı kansızlaştırdık. Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Türgiş kanı Türkümüz, milletimizdi. Bilmediği için bize karşı yanlış hareket etti. Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği için kanı öldü. Buyruklu beyleri de öldü. Ono ok kavmi ise eziyet gördü. Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su sahipsiz olmasın diye az milleti tanzim ve tertip ettim. Bars Bey idi. Kağan adını burada biz verdik. Küçük kız kardeşim prensesi verdik. Kendisi yanıldı. Kağan'ı öldü, milleti cariye kul oldu. Kögmenin yeri suyu sahipsiz kalmasın diye az Kırgız kavmini düzene sokup geldik, savaştık ilini geri verdik. Doğuda Kadırgan Ormanı'nı aşarak milleti öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarman'a kadar Türk milletini öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. O zamanda kul kullu olmuştu, cariye cariyeli olmuştu. Küçük kardeş büyük kardeşini bilmezdi, oğlu babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış, düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk Oğuz beyleri, milletim, işitin. Üstte gök çökmese, altta yer delinmese, Türk milleti senin ilini ve töreni kim bozabilir? Türk milleti, vazgeç, pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı beslemiş olan bilgili kanınla her türlü müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin. Kötü hale soktun. Silahlılar nereden gelip dağıtarak seni gönderdi? Mızraklılar nereden gelip seni sürüp gönderdi? Kutsal ötüken ormanının milleti, dağıldın. Doğuya giden gitti, batıya giden gitti. Gittiğin yerde hayrın olmadı. Kanın su gibi aktı. Kemiğin dağ gibi yattı. Bey olacak erkek evladın köle oldu. Hanım olacak kız evladın cariye oldu. Bilmediğin için kötülüğün yüzünden amcam Kaan uçup gitti.'' Önce Kırgız kanını balbal olarak diktim. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam kanı, annem hatunu yükseltmiş olan tanrı, il veren tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye kendimi o tanrı Kağan oturttu. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İşte açsız, dışta elbisesiz, düşkün, perişan milletin üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kültügin'le konuştuk. Babamızın, Amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sana yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin'le iki şat ile öyle ite kazandım. Öyle kazanıp bütün milleti ateş, su kılmadım. Ben kendim kan oturduğumda her yere gitmiş olan milleti öte yite, yaya olarak, çıplak olarak dönüp geldi.'' Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine doğru, doğuda Kıtay kıtabı kavmine doğru, güneyde Çin'e doğru 12 defa büyük ordu sevk ettim. Savaştım. Ondan sonra Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım. Değerli illiden, Değerli kanlıdan daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tabi kıldım. Düşmansız kıldım. Hep bana itaat ettiler. Bunca töreyi kazanıp küçük kardeşim Kültigin kendisi öylece öldü. Babam Kağan uçtuğunda küçük kardeşim Kültigin yedi yaşında kaldı. Umay gibi annem hatunun devletine küçük kardeşim Kültigin er adını aldı. 16 yaşında amcam Kaan'ın ilini, töresini şöyle kazandı. Altı çup Soğudak'a doğru ordu sevk ettik. Bozduk. Çinli Ong vali elli bin askerle geldi. Savaştık. Kültigin yaya olarak atılıp hücum etti. Ong valinin kayınbiraderini silahlı elle tutup Kaan'a takdim etti. O orduyu orada yok ettik. 21 yaşındayken Çaça Generale karşı savaştık. En önce Tadıgın, Çorun bozatına gidip hücum etti. O at orada öldü. İkinci olarak İşbara, Yamtar'ın bozatına binip hücum etti. O at da orada öldü. Üçüncü olarak Yigen Silik Bey'in giyimli doğru atına binip hücum etti. O at da orada öldü. Zırhından, kaftanından yüzden fazla okla vurdular. Yüzüne başına bir tane değmedi. Hücum ettiğini Türk beyleri hep bilirsiniz.'' o orduyu orada yok ettik. Ondan sonra Yirbayırkun'un ulu Irkini düşman oldu. Onu dağıtıp Turki Yargun Gölü'nde bozduk. Ulu İrkin azıcık erle kaçıp gitti. Kültigin 26 yaşındayken Kırgız'a doğru ordu sevk ettik. Mızrak batımı karı söküp, kögmen ormanını aşarak yürüyüp, Kırgız kavmini uykuda bastık. Kağanı ile Songa ormanında savaştık. Kültigin Bayırkun'un akaygırına binip atılarak hücum etti. Bir eri ok ile vurdu. İki eri kovalayıp takip ederek mızrakladı. O hücum ettiğinde Bayırkun'un akaygırını uyluğunu kırarak vurdular. Kırgız kanını öldürerek ilini aldık. O yılda Türgiş'e doğru Altın Ormanı'nı aşarak İrtiş Nehri'ni geçerek yürüdük. Türgiş hanını uykuda bastık. Türgiş haneninin ordusu bolcuda ateş gibi Fırtına gibi geldi. Savaştık. Kültigin alnı beyaz bozata binip hücum etti. İkisini kendisi yakaladı. Ondan sonra tekrar gidip Türk işkanının buyruğu az valisini elle tuttu. Kanını orada öldürdük. İlini aldık. Türk iş avam halkı hep tabi oldu. O Okam'ı taparda kondurduk. Soğut milletini düzene sokayım diye İnci nehrini geçerek demir kapıya kadar ordu sevk ettik. Ondan sonra Türk iş avam halkı düşman oldu. Kengesine doğru gitti. Bizim askerin atı zayıf, azığı yoktu. Kötü kimse kahramandı. Kahraman er bize hücum etti. Öyle bir zamanda pişman olup kültigini az erle eriştirip gönderdik. Büyük savaş savaşmış. Alp şalçı ak atına binip hücum etmiş. Türk iş avam halkını orada öldürmüş, yenmiş. Tekrar yürüyüp koşu vali ile savaşmış. Askerini hep öldürmüş. Evini, malını eksiksiz hep getirdi. Kültigini 27 yaşına gelince Karluk kavmi hür ve müstakilken düşman oldu. Tamak ıduk başla savaştık. Kültigin o savaşta 30 yaşındaydı. Alp salçı ata binip atılarak hücum etti. İki eri takip edip kovalayarak mızrakladı. Karluk'u öldürdük. Yendik. Az milleti düşman oldu. Kara savaştık. Kültigin 31 yaşındaydı. Alp salçı atına binip atılarak hücum etti. Az ilteberini tuttu. Az milleti orada yok oldu. Amcam Kağan'ın ili sarsıldığında, millet hükümdar ikiye ayrıldığında, İzgir milletiyle savaştık. Kültigin Alp salçı atına binip atılarak hücum etti. O at orada düştü. İzgil milleti öldü. Dokuz Oğuz milleti kendi milletimdi. Ancak gök yer bulandığı için düşman oldu. Bir yılda beş defa savaştık. En önce Togu balıkla savaştık. Kültigin azman atına binip atılarak hücum etti. Altı eri mızrakladı. Askerin hücumunda yedinci eri kılıçladı. İkinci olarak Kuşalguk'la Etiz ile savaştık. Kültigin az yağızına binip atılarak hücum edip bir eri mızrakladı. Dokuz eri çevirip vurdu. Edis Kami orada öldü. Üçüncü olarak Bolçu'da Oğuz'la savaştık. Kültigin azman atına binip hücum etmişti. Mızrakladı. Askerini de mızrakladık. İlini aldık. Dördüncü olarak Çuş başında savaştık. Türk milleti ayak titretti. Perişan olacaktı ilerleyip gelmiş ordusunu Kültigin püskürtüp Tongra'dan bir boyu yiğit erleri çevirip öldürdük. Beşinci olarak Ezginti Oğuzla savaştık. Kültigin yağız atına binip hücum etti. İki eri mızrakladı, çamura soktu. O ordu orada öldü. Amga Kalesi'nde kışlayıp ilkbaharda Oğuz'a ordu çıkardık. Kültigin'i evin başında bırakarak müdafaa tedbiri aldık. Oğuz düşman merkezi bastı. Kültigin öksüz atına binip dokuz eri mızrakladı. Savaştı ve merkezi vermedi. Annem hatun ve analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariye olacaktı. Ölenler yurtta yolda yatıp kalacaktınız. Kültigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez oldu. Bilir aklım bilmez oldu kendim bitmez düşüncelere daldım. Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu hep ölmek için doğmuştur. Öyle ya, düşüncelere daldım. Gözden yaş gelse önleyerek, gönülden ağlamak gelse geri döndürerek düşündüm. Derin düşüncelere daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü, kaşı kötü olacak deyip düşünceye daldım. Yazçı, ağlayıcı olarak, kıtay, Tatabı milletinden başta Udar General geldi. Çin kanından İsiyili Kenk geldi. On binlik hazine, altın, gümüş fazla fazla getirdi. Tibet Kağanından vezir geldi. Batıda gün batısındaki Soğut, İranlı, Buhara ülkesi halkından en ilk general Oğul Tarkan geldi. Onok oğlum Türgiş kanından Makaraç mühürdar Oğuz Bilge mühürdar geldi. Kırgız kanından Targuç İnançu Çor geldi. Türbe yapıcı, resim yapan, kitabe taşı yapıcısı olarak Çin kanından yeğeni Çank General geldi. Kültigin koyun yılında 17. günde uçtu. 9. ay 27. günde yaz töreni yaptık. Türbesini, resmini taşlara maymun yılında 7. ay 27. günde hep birlikte bitirdik. Kültigin kendisi 47 yaşında bulut çöktürdü. Bunca yazıyı yazan Kültigin'in yeğeni Yolluk Digin. Yirmi gün oturup bu taşa, bu duvara hep Yolluk Tigin yazdım. Değerli oğlunuzdan, evladınızdan çok daha iyi beslerdiniz. Uçup gittiniz, göklere gittiniz. Batı cephesi. Batıdan soğut baş kaldırdı. Küçük kardeşim Kültigin için, öleyite işi gücü verdiği için Türk Bilge Kağan'ı nezaret etmek üzere küçük kardeşim Kültikin'i gözeterek oturdum. İnançu Apa Yargan Tarkan adını verdim. Onu övdürdüm. Ton Yukuk abidesi. Bilge Ton Yukuk. Ben kendim Çin ilinde kılındım. Türk milleti Çin'e tabiydi. Türk milleti hanını bulmayıp Çin'den ayrıldı. Hanlandı. Kanını bırakıp Çin'e tekrar teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir. Han verdim hane bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk milletinin yerinde boy kalmadı. Ormanda, taşta kalmış olanı toplayıp yedi yüz oldu. İki kısmı atlıydı, bir kısmı yaya idi. Yedi yüz kişiyi sevk eden büyükleri şad idi. Katıl dedi. Katıldım. Bilge Tonyukuk. Kaan mı kılayım dedim. Düşündüm. Zayıf boğa ve semiz boğa arkada tekme atsa, semiz boğa zayıf boğa olduğu bilinmezmiş derler deyip öyle düşündüm. Ondan sonra Tanrı bilgi verdiği için kendim bizzat Kağan kıldım. Bilge Tonyukuk, Boyla Baga Tarkan'la beraber iltiriş Kağan olunca Güney'de Çin'i, Doğu'da Kıtay'ı, Kuzey'de Oğuz'u pek çok öldürdü. Bilicisi yardımcısı bizzat bendim. Çok ayın kuzey yamaçlarıyla Karakum'da oturuyorduk. Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturuyorduk. Milletin boğazı toktu. Düşmanımız etrafta ocak gibiydi. Biz ateştik. Öylece otururken Oğuz'dan casus geldi. Casusun söyledikleri şunlardı. Dokuz Oğuz milletinin üzerine Kaan oturdu der. Çin'e doğru kuyu, generali göndermiş. Kıtaya doğru Tonga esimi göndermiş. Sözü şöyle göndermiş. Azıcık Türk milleti yürüyormuş. Kaan'ı cesurmuş. Müşaviri biliciymiş. O iki kişi var olursa seni Çin'i öldüreceklerim. Doğu'da kıtayı öldüreceklerim. Beni Oğuz'u da öldüreceklerim. Çin güney taraftan hücum et. Kıtay doğu taraftan hücum et. Ben kuzey taraftan hücum edeyim. Türk milleti yerinde hiç yürümesin. Mümkünse hep yok edelim. O sözü işitip gece uyuyacağım gelmedi. Gündüz oturacağım gelmedi. Ondan sonra Kaan'ıma arz ettim. Şöyle arz ettim. Çin, Oğuz, Kıtay bu üçü birleşirse kala kalacağız. Kendi içi dıştan tutulmuş gibiyiz. Yufka olanın delinmesi kolaymış. İnce olanı kırmak kolay. Yufka kalınsa delinmesi zordur. İnce, yoğun olursa kırmak zor olur. Doğuda Kıtay'dan, güneyde Çin'den, batıda Batılılardan, kuzeyde Oğuz'dan 2-3 bin askerimiz var mı acaba? Böyle arz ettim. Kağan'ım benim kendimin, Bilge Tonyuk'un arz ettiği maruzatı işitti, verdi. Gönlünce sevk et dedi. Kök öngüç çiğneyerek ötüken ormanına doğru sevk ettim. İnek yük hayvanıyla Togla'da Oğuz geldi. Askeri üç binmiş. Biz iki bindik. Savaştık. Tanrı lütfetti, dağıttık. Nehre düştü. Dağıttığımız yolda yine öldü. Ondan sonra Oğuz tamamıyla geldi. Türk milletini ötüken yerine ben kendim bilge ton yuku ötüken yerine konmuş diye işitip güneydeki millet, batıdaki, kuzeydeki, doğudaki millet geldi. İki bindik. iki ordumuz oldu. Türk milleti kılınalı, Türk kanı var olalı, Şantürk şehrine, denize ulaşmış olan yokmuş. Kağan'ıma arz edip ordu gönderdim. Şantürk şehrinde denize ulaştırdım. 23 şehir zapt etti. Uykusunu burada terk edip yurtta yatıp kalırdı. Çin kanı düşmanımızdı. Onok kanı düşmanımızdı. Fazla olarak Kırgız'ın kuvvetli kanı düşmanımız oldu. O üç kan akıl akıla verip altın ormanı üstünde buluşalım demiş. Şöyle akıl akıla vermişler. Doğuda Türk kanına karşı ordu sevk edelim. Ona karşı ordu sevk etmezsek ne zaman bir şey olsa o bizi öldürecektir. Her üçümüz buluşup ordu sevk edelim. Tamamıyla yok edelim demiş. Türk işkanı şöyle demiş. Benim milletim oradadır, demiş. Türk milleti yine karışıklık içindedir, demiş. Oğuz'u yine sıkıntıdadır, demiş. Bu sözü işitip gece yine uyuyacağım gelmiyordu. Gündüzse yine oturacağım gelmiyordu. O zaman düşündüm. İlk olarak Kırgız'a ordu sevk etsek iyi olur, dedim. Kökmen'in yolu birmiş. Kapanmış diye işittim. Bu yol ile yürürsek olmayacak, dedim. Kılavuz aradım çöllü az kaminden bir er buldum. İşittim. Az ülkesinin yolu anı boyuncaymış. Bir at yoluymuş. Ona söyleyip bir atlı gitmiş diye o yolla yürürsek mümkün olacak dedim. Düşündüm. Kanımı arz ettim. Asker yürüttüm. Alttan aşağı dedim. Ak termili geçip sırtlattım. At üzerine bindirip karı söktüm. Atı yedeğe alarak, yaya olarak ağaçlara tutundurarak yukarıya çıkarttım. Öndeki er çiğneyi verip ağaç olan tepeyi açtık. Yuvarlanarak indik. On gecede ortadaki engeli dolaşıp gittik. Kılavuz yeri şaşırıp boğazlandı. Bunalıp Kağan dört nala koşturu ver demiş. Bunalıp Kağan dört nala koşturu ver demiş. Anı suya vardık. O sudan aşağıya gittik. Yemek yemek için attan indik. Atı ağaca bağlıyorduk. Gündüz de gece de dört nala koşturup gittik. Kırgızı uykuda bastık uykusunu mızrakla açtık. Hanı, ordusu toplanmış, savaştık. Mızrakladık, hanını öldürdük. Kırgız kavmi teslim oldu, baş Geri döndük. kökmen ormanını dolanıp geldik. Kırgız'dan döndük. Türk iş kanından casus geldi. Sözü şöyleydi. Doğuda kana karşı ordu yürütelim demiş. Yürütmezsek kanı kahramanmış, danışmanı biliciymiş ne zaman bir şey olsa bizi öldürecektir demiş. Türgiş Kağan'ı dışarı çıkmış. On ok milleti eksiksiz dışarı çıkmış. Çin ordusu varmış. O sözü işitince Kağan'ım ben eve ineyim dedi. Hatun yok olmuştu. Ona yaz töreni yaptırayım dedi. Ordu gidin dedi. Altın ormanında oturun dedi. Ordu başı İnel Kağan, Tarduş Şad'ı gitsin dedi. Bilge Tonyuk'a, bana şöyle dedi. Bu orduyu sevk et, cezayı gönlünce söyle. Ben sana ne söyleyeyim, dedi. Gelirse hile toparlanır. Gelmezse haberciyi, sözü alarak otur, dedi. Altun ormanında oturduk. Üç casus geldi. Sözü bir Kaan ordu çıkardı. Onok ok ordusu eksiksiz dışarı çıktı, dedi. Yarış ovasında toplanalım, demiş. O sözü işitip kağanıma o sözü ilettim. Han tarafından söz dönüp geldi. Oturun diye söylemiş hanım. Keşif kolunu, nöbet işini çok iyi tertip et. Baskın yaptırma demiş. Bögük Ağan bana böyle haber göndermiş. Apatarkanak gizli haber göndermiş. Bilge Tonyukuk kötüdür, kindardır, şaşırır. Orduyu yürütelim diyecek, kabul etmeyin. O sözü işitip orduyu yürüttüm. Altın ormanını yol almaksızın açtık. İrtiş nehrini geçit olmaksızın geçtik. Geceyi gündüze kattık. Bolçya şafak sökerken ulaştık. Haberciler haber getirdiler. Getirdikleri söz şöyleydi. Yarış ovasında yüz bin askerin toplandığını söylediler. O sözü işitince beyler, hepimiz dönelim, temiz ve edepli olmak iyidir dedi. Ben şöyle derim. Ben Bilge Tonyukuk. Altın ormanını aşarak geldik. İrtiş nehrini geçerek geldik. Geleni cesur dedi, duymadı. Gök tanrı, tanrıça umay Mukaddes yer, su üzerinize çöküverdi herhalde. Niye kaçıyorsunuz? Çok diye niye korkuyorsunuz? Az olduğumuz için niye kendimizi hor görelim? Hücum edelim dedim. Hücum ettik. Yağma ettik. İkinci gün ateş gibi kızıp geldi. Savaştık. Bizden iki ucu yarısı kadar fazlaydı. Tanrı lütfettiği için çok diye korkmadık. Tarduş şadına kadar kovalayıp dağıttık. Kanını tuttuk. Yabugusunu, şadını orada öldürdüler. Elli kadar er tuttuk. O gece halkına haber gönderdik. O sözü işitip, Onok ok beyleri, milleti hep geldi, bahşeydi. Gelen beylerini, milletini tanzim edip, yığıp Onok ok ordusunu sevk ettim. Anıyı geçtik. İnci nehrini geçerek, Tinsi oğlu denilen Mukaddes Ek Dağı'nı aşırdım. Demir kapıya kadar geldik. Oradan döndürdük. Burada Soğudak milleti hep geldi, baş eğdi. Türk milletinin demir kapıya, tinsi oğlu denilen dağa ulaştığı hiç yokmuş. O yere ben bilge ton yukuk ulaştırdığım için sarı altın, beyaz gümüş, kız, kadın, eğri deve, mal zahmetsizce getirildi. İlteriş Kağan bilgili olduğu için, cesur olduğu için Çin'e karşı 17 defa savaştı. Kıtay'a karşı 7 defa savaştı. Oğuz'a karşı beş defa savaştı. Onlarda danışmanı yine bizzat bendim. Kumandanı yine bizzat bendim. İlteriş Kağan'a, Türk Bögü Kağan'ına, Türk Bilge Kağan'ına. Kapkan Kağan 27 yaşında Kağan oturdu. Gece uyumadı, gündüz oturmadı. Kızıl kanımı döktürerek, kara terimi koşturarak, işi, gücü verdim hep. Uzun öncü birlikleri her yere gönderdim. Siperi, nöbet yerini yürüttüm. Geri dönen düşmanı getirttim. Kanımla ordu gönderdim. Tanrı korusun bu Türk milleti arasında silahlı düşmanı koşturmadım. Damgalı atı koşturmadım. İlteriş işkan kazanmasa ve ben kendim kazanmasam ilde millet de yok olacaktı. Kazandığı için ve ben kendim kazandığım için ilde il oldu, Türk milleti de millet oldu. Kendim ihtiyar olduğum kocadım. Herhangi bir yerdeki Kağanlı millette böylesi var olsaydı ne sıkıntıları kalırdı. Türk Bilge Kağan'ının ilinde yazdırdım. Ben Bilge Ton Yukuk. İlteriş Kağan kazanmasa, yok olsaydı. Ben kendim Bilge Ton Yukuk kazanmasam, ben yok olsaydım. Kapkan Kağan'ın Türk milletinin yerinde, boyda, millette, insanda hep yok olacaktı. İlteriş Kağan, Bilge Ton Yukuk kazandığı için Türk milleti yürüdü. Bu sayede Türk Bilge Kağan'ı, Oğuz milletini, Türk milletini besleyip duruyor ey Türk milleti. Bilge Kağan Abidesi Ben, Tanrı gibi gökte doğmuş Türk'üm. Bilge Kağan Bu zamanda tahta oturdum. Sözümü sonuna kadar dinle, iyice işit. Özellikle kardeşlerim, yeğenlerim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki şatbıt beyleri, Kuzeydeki Tarkat, Buyruk Beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz Beyleri, Milletim, Bu sözümü iyice işit, iyice dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar, onun içindeki bütün milletler hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. Onlar şimdi kötü değildir. Türk kanı Ötüken Ormanı'nda oturduğu sürece, İlde kötülük yoktur. Doğu'da Şantun kovasına kadar ordu sevk ettim. Denize ulaşmama az kaldı. Güneyde 9 ersine kadar ordu gönderdim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batı'da İnci nehrini geçerek Demir Kapıya kadar ordu gönderdim. Kuzeyde Yir Bayırku yerine kadar ordu gönderdim. Bunca yere kadar yürüttüm. Gördüm ki Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken Ormanı'ymış. Bu yerde oturup Çin milletiyle anlaştım. Altını, gümüşü, ipekliği sıkıntısızca öylece veren Çin milletinin sözü tatlı, ipeklisi yumuşakmış. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milletleri öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırdıktan sonra da kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. Bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş.'' Bir insan yanılsa kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok Türk milleti öldün. Türk milleti öleceksin. Güneyde çok ay ormanına, Tögültün ovasına konayım dersen Türk milleti öleceksin. Orada kötü işi şöyle öğretiyorlarmış. Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir deyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp yakınına gidip çok insanlarla öldün. Oraya doğru gidersen Türk milleti öleceksin. Ötüken ilinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiçbir sıkıntı yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için seni beslemiş olan kanının sözünü almadan her yere gittin. Hep oralarda mahvoldun, yok edildin. Orada geri kalanlarla birlikte her yere hep zayıflayarak, ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, ben devletli olduğum için Kaan olarak oturdum. Kaan olarak oturup aç fakir milleti hep topladım. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çoğalttım. Yoksa bu sözümde yalan var mı?'' Türk beyleri, milletim, bunu işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada söyledim. Her ne sözüm varsa sonsuz taşa kazıdım. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri, bu zamanda itaat eden beyler, bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Ben sonsuz bir taş yonturdum. Çin kanından resimciler getirttim. Resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin kağanı mahiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona bambaşka bir türbe yaptırdım. İçine, dışına başka başka resimler kazdırdım. Taş yonturdum. Gönüldeki sözümü yazdırdım. On ok oğluna, yabancıya kadar bunu görüp bilin. Sonsuz bir taş yonturdum. İl ise erişilir yerde ise işte öyle erişilir yerde ebedi bir taş yonturdum. Yazdırdım onu görüp öyle bilin. Bu yazıyı yazan yeğeni yolluk tigindir. Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındığında ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ataların bu minkan, iste kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutmuşlar. Düzenleyi vermişler. Dört taraf hep düşmanmış. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almışlar. Hep tabi kılmışlar. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüşler. Doğuda Kadırgan Ormanı'na kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar kondurmuşlar. İkisi arasında pek dağınık Göktürk öylece oturuyormuş. Bilgili kaanmış, cesur kaanmış. Buyruğu yine bilgiliymiş, cesurmuş. Beyleri de, milleti de doğruymuş. Onun için ili öylece tutmuş. İli tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, aklayıcı, doğuda gün doğusundan Bökli çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kırıkan, Otuz Tatar, Kıtay Tatabı, bunca millet gelip ağlamış, yaz tutmuş. Öyle ünlü Kağan'mış. Ondan sonra küçük kardeşi Kağan olmuş. Oğulları kağan olmuş. Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak. Oğlu babası gibi kılınmamış olacak. Bilgisiz kağan oturmuş. Kötü kağan oturmuş. Buyruğu da bilgisizmiş. Kötüymüş. Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için, Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için, aldatıcı olduğu için küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için Bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış. Kaan yaptığı kanını kaybedivermiş. Çin milletine beylik eden erkek evladı köle, hanımlık eden kız evladı cariye olmuş. Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çinli beyler gibi Çin adını tutup Çin kanına itaat etti. 50 yıl işi gücü vermiş, Doğuda gün doğusunda Bökli Kağan'a kadar ordu sevkedi vermiş. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevkedi vermiş. Çin kağanına ilini, töresini alıvermiş. Türk milleti şöyle demiş. İlli milletidim. İlim şimdi hani kime toprak kazanıyorum demiş. Kağanlı milletidim. Kağanım hani hangi kağana işi gücü veriyorum demiş. Öyle deyip Çin kağanına düşman olmuş. Düşman olup kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. Bunca işi gücü verdiğini düşünmeden Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım demiş. Türk milleti yok olmaya gidiyormuş. Gökte Türk tanrısı, Türkün kutsal yeri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlterişkani, annem İlbilgi Hatunu göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam Kağan 17 erle dışarı çıkmış. O dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış. Dağdaki inmiş. Toplanıp 70 er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam Kağan'ın askeri kurt gibiymiş. Düşmanıysa koyun gibiymiş. Doğuya batıya asker sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi 700 er olmuş. 700 er olup ilsizleşmiş. Kansızlaşmış milleti cariye olmuş kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Tölis Tarduş milletini orada tanzim etmiş. Yabguy'u, şadı orada vermiş. Güneyde Çin milleti düşmanmış. Kuzeyde Baskağan, 9 Oğuz kavmi düşmanmış. Kırgız, Kunkan, 30 Tatar, Kitay, Tatabı hep düşmanmış. Babam kağan bunca düşmana 47 defa ordu sevk etmiş. 20 savaş yapmış. Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizleştirmiş, kanlıyı kansızlaştırmış, düşmanı tabi kılmış. Dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş. Babam Kaan öylece ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam Kaan için ilkin bas Kaan'ı bal, bal dikmiş. O töre üzerine amcam Kaan oturdu. Amcam Kaan oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti, besledi fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı. Amcam Kağan oturduğunda kendim Tartuş milleti üzerinde şad idim. Amcam Kağan ile doğuda Yeşil Nehir, Şantung Ovası'na kadar ordu sevk ettik. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettik. Kökmin'i aşarak Kırgız ülkesine kadar ordu sevk ettik. Yekün olarak 25 defa ordu sevk ettik. 13 defa savaştık. İlliyi ilsizleştirdik, kanlıyı kansızlaştırdık. Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Türgiş kanı Türkümüz, milletimizdi. Bilmediği için bize karşı yanlış hareket etti. Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği için kanı öldü. Buyruklu beyleri de öldü. Onok ok kavmi ise eziyet gördü. Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su sahipsiz olmasın diye az milleti tanzim ve tertip ettim. Bars Bey idi. Kağan adını burada biz verdik. Küçük kız kardeşim prensesi verdik. Kendisi yanıldı. Kağan'ı öldü. Milleti cariye kul oldu. Kögmenin yeri suyu sahipsiz kalmasın diye az kırgız kamini düzene sokup geldik. Savaştık. İlini geri verdik. Doğuda Kadırgan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk, öyle düzene soktuk batıda Kengü Tarman'a kadar Türk milletini öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. O zaman da kul kullu olmuştu. Cariye cariyeli olmuştu. Küçük kardeş büyük kardeşini bilmezdi. Oğlu babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış, düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk Oğuz beyleri, milletim, işitin. Üstte gök çökmese, altta yer delinmese, Türk milleti senin ilini ve töreni kim bozabilir? Türk milleti vazgeç, pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı beslemiş olan bilgili kanunla her türlü müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin. Kötü hale soktun. Silahlılar nereden gelip dağıtarak seni gönderdi? Mızraklılar nereden gelip seni sürüp gönderdi? Kutsal ötüken ormanının milleti, dağıldın. Doğuya giden gitti, batıya giden gitti. Gittiğin yerde hayrın olmadı. Kanın su gibi aktı. Kemiğin dağ gibi yattı. Bey olacak erkek evladın köle oldu. Hanım olacak kız evladın cariye oldu. Bilmediğin için kötülüğün yüzünden amcam Kaan uçup gitti. Önce Kırgız Kaan'ını balbal olarak diktim. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kaan'ı Annem hatunu yükseltmiş olan tanrı, il veren tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye kendimi o tanrı kağan oturttu. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İşte açsız, dışta elbisesiz, düşkün, perişan milletin üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kültiginle konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin'le iki şat ile öyle ite kazandım. Öyle kazanıp bütün milleti ateş, su kılmadım. Ben kendim kan oturduğumda her yere gitmiş olan milleti öte yiğite, yaya olarak, çıplak olarak dönüp geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kamine doğru, doğuda Kıtay kıtabı kamine doğru, güneyde Çin'e doğru, 12 defa büyük ordu sevk ettim. Savaştım. Ondan sonra Tanrı başlasın, devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım. Değerli illiden, değerli kanlıdan daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tabi kıldım. Düşmansız kıldım hep bana itaat ettiler. 17 yaşımda Tangut'a ordu sevk ettim. Tangut milletini bozdum. Oğlunu, karısını, at sürüsünü, servetini orada aldım. 18 yaşımda alt uçup Soğudak'a doğru ordu sevk ettim. Milleti orada bozdum. Çinli vali Ong 50 bin askerle geldi. İduk başta savaştım. O orduyu yok ettim. 20 yaşımda Basmıl Uduk Kut onlar benim soyumdan bir kavimdi. Ancak kervan göndermiyor diye ordu sevk ettim. Kendime tabi kıldım. Malını çevirip getirdim. 22 yaşımda Çin'e doğru ordu sevk ettim. Çaça general 80 bin askerle savaştım. Askerini orada öldürdüm. 26 yaşımda Çik kavmi Kırgız'la beraber düşman oldu. Kemi geçerek Çik'e doğru ordu sevk ettim. Örpen'de savaştım. Askerini mızrakladım. Az milletini aldım, tabi kıldım. 27 yaşımda Kırgız'a doğru ordu sevk ettim. Mızrak batımı kar söküp, Kögmen ormanını aşarak yürüyüp Kırgız kavmini uykuda bastım. Kağan'ı ile Songa ormanında savaştım. Kağan'ını öldürdüm, ilini orada aldım. O yılda Türgiş'e doğru altın ormanını aşarak İrtiş nehrini geçip yürüdüm. Türgiş kavmini uykuda bastım. Türkiş işkanının ordusu ateş gibi, Fırtına gibi geldi. Bolçuda savaştık. Kanını, yabgusunu, şadını orada öldürdüm. İlimi orada aldım. Otuz yaşımda beş balığa doğru ordu sevk ettim. Altı defa savaştım. Askerlerini hep öldürdüm. Onun içindeki ne kadar insan varsa yok olacaktı. Merhamet ettik. Otuz bir yaşımda Karluk milleti sıkıntısız, hür ve serbestken düşman oldu. Tam Akiduk'ta savaştım. Karluk milletini öldürdüm. Milletini aldım. Karluk milleti toplanıp geri geldi. Yeniden öldürdüm. İtaat ettirdim. Dokuz Oğuz milleti benim milletimdi. Gök ve yer bulandığı için, özüne kıskançlık değdiği için düşman oldu. Bir yılda dört defa savaştım. En önce topu balıkla savaştım. Togda nehrini yüzdürerek geçip ordusunu yok ettim. İkinci olarak Andırgu'da savaştım askerini mızrakladım. Üçüncü olarak çuş başında savaştım. Türk milleti ayak titretti, perişan olacaktı. İlerleyip yayarak gelen ordusunu püskürttüm. Çok ölecekken orada dirildik. Düşmanı çevirip vurdum. Dördüncü olarak ezgintikazdı da savaştım. Askerini orada mızrakladım, Yıprattım, yok ettim. 32 yaşında amgı kalesinde kışlarken kıtlık oldu. İlk baharında, Oğuz'a doğru ordu sevk ettim. İlk ordu dışarı çıkmıştı. İkinci ordu merkezdeydi. Üç Oğuz ordusu basıp geldi. Yaya kötü oldu deyip yenmek için geldi. Bir kısım ordusu evi barkı yağma etmek için gitti. Bir kısım ordusu savaşmak için geldi. Biz azdık, kötü durumdaydık. Tanrı kuvvet verdiği için mızrakladım, dağıttım. Tanrı bahşettiği için, ben kazandığım için Türk milleti kazanmıştır. Ben küçük kardeşimle beraber böyle başa geçip kazanmasam Türk milleti ölecekti. Yok olacaktı. Türk beyleri, milleti böyle düşünün, böyle bilin. Oğuz kavmine büyük bir ordu sevk ettim. Evini barkını bozdum. Oğuz kavmi dokuz Tatar ile toplanıp geldi. Agu'da iki büyük savaş yaptım. Ordusunu bozdum. İlini orada dağıttım. Tanrı buyurduğu için tüm bunları yaptığımda henüz 33 yaşındaydım. Ben kendim Kaan oturduğum için Türk milletini yoksul kılmadım. İli töreyi çok iyi kazandım. Düşmanımla savaştım. Askerini mızrakladım. Teslim olan teslim oldu. Millet oldu. Ölen öldü. Selenga'dan aşağıya yürüyerek Kargan Vadisi'nde evini barkını bozdum. Kaçan ormana kaçtı. Uygur valisi yüz kadar askerle doğuya kaçıp gitti. Türk milleti aç idi. O at sürüsünü alıp besledim. 34 yaşımda Oğuz kaçıp Çin'e girdi. Eseflenip ordu sevk ettim. Hiddetle savaştım. Oğlunu, karısını orada aldım. Tatabı milleti Çin kanına itaat etti. Elçisinin iyi sözü, itaat sözleri gelmiyor diye yazın ordu sevk ettim. Milleti orada bozdum. Güneyde Karluk milletine doğru ordu sevk ettiyip Tudun Yamtar'ı gönderdim. Gitti. Karluk valisi yok olmuş, küçük kardeşi bir kaleye saklanmıştı. Gönderdiğimiz kervanın çıkmasına izin vermedi. Onu korkutayım deyip ordu sevk ettim. İki üç korumasıyla beraber kaçıp gitti. Halk geldi. Kanım geldi deyip beni övdü. Gök öngü çiğneyerek ordu yürütüp gece ve gündüz yedi zamanda susuzu geçtim. Çorağa ulaşıp yağmacı askeri yok ettim. Çin süvarisinin 17 bin askerini ilk gün öldürdüm. Piyadesini ikinci gün öldürdüm. 38 yaşımda kışın Kitay'a doğru ordu sevk ettim. Savaştım, kazandım. 39 yaşımda ilk baharda Tatabı'ya doğru ordu sevk ettim. Ben düşmanımı öldürdüm. Oğlunu, karısını, at sürüsünü, servetini aldım. Milletini tabi kıldım. Karısını yok kıldım savaştım. Kahraman erini öldürüp balbal bal kıldım. 50 yaşımda Tatabı milleti Kıtay'dan ayrıldı. Ku General Kumandası'nda 40 bin asker geldi. Tönkes Dağı'nda hücum edip vurdum. 30 bin askeri öldürdüm. 10 binini esir aldım. Büyük oğlum hastalanıp yok olunca Ku Generali alıp balbal bal yaptım. Ben 19 yıl şad olarak oturdum. 19 yıl kan olarak oturdum. İl tuttum. Türküm için, milletim için iyisini öylece kazandım. Bu kadar kazanıp babam Kağan köpek yılı 10. ayın 26'sında uçup gitti. Domuz yılı 5. ay 27'de yaz töreni yaptırdım. Birçok yerden insanlar geldi. Lüsintay General'in başkanlığında 500 yiğit geldi. Kokuluklar, altın, gümüş fazla fazla geldi. Bunca millet üzüntüden saçını, kulağını, dilini kesti. Bunca millet üzüntüden saçını, kulağını kesti. İyi binek atını, kara samurunu, mavi sincabını sayısız getirip hep bıraktı. Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan'ı. Sözüm. Babam Türk Bilge Kağan'ı oturduğunda, şimdiki Türk beyleri, sonra Tarduş beyleri, Külçor başta olmak üzere, arkasından Şatbıt beyleri, önde Tölis beyleri, Taman Tarkan, Ton Yukuk Boyla Baga ve Buyruk beyleri. Bunca şimdiki beyler Babam Kağan'a çok defa sığındılar. Babam Kağan Türk beylerini, milletini çok defa yüceltti. Övdü. Babam Kağan ağır taşı, kalın ağacı Türk beylerinin, milletinin sırtından indirdi. Tanrı gibi gökte doğmuş olan Türk Bilge Kağan'ı. Bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit, bilhassa küçük kardeş ve yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki şatbıt beyleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, otuz tatar, dokuz oğuz beyleri, milletim. Sözümü iyice işit, sonuna kadar dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına kadar, kuzeyde gece ortasına kadar, onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O milletler şimdi kötü değildir. Türk kanı Ötüken ormanında oturdukça sıkıntı yoktur. Doğuda Şantu Ovası'na kadar ordu sevk ettim. Denize ulaşmama az kaldı. Güneyde Dokuz Oğuz, Ersin'e kadar ordu sevk ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda İnci Nehri'ne giderek Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Hir Bayırku yerine kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Bunca yere kadar ordu gönderdim. Gittim, gördüm. Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanıymış. Bu yerde oturup Çin milletiyle anlaştım. Altını, gümüşü, ipekliği sıkıntısızca öylece veren Çinlinin sözü tatlı, ipeklisi yumuşakmış. Tatlı söze, Yumuşaklı ipek kumaşı aldanıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırdıktan sonra da kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa kabilesine, milletine, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp Türk milleti çokça öldün. Türk milleti öleceksin. Güneyde Çogay ormanına Tögült'ün ovasına konayım dersen, Türk milleti öleceksin. Ötüken yerinde oturup kervan kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Ey Türk milleti! Tokluğun kıymetini bilmezsin. Acıksan tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için seni beslemiş olan kanının sözünü almadan her yere gittin oralarda hep mahvoldun, yok edildin. Çok azınız hayatta kaldı. Zayıflayarak öylece yürüdünüz. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için kan oldum. Kaan oturup aç milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde bir yalan mı var? Türk beyleri, milletim, bunu işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm varsa ebedi taşa kazıdım. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti beyleri, bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm. Üste Tanrı, altta yer bahşettiği için gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen milletimi doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına kuzeyde gece yarısına kadar götürdüm. Sarı altınını, beyaz gümüşünü, kenarlı ipeğini, ipekli kumaşını, binek atını, aygırını, kara samurunu, mavi sincabını, türküme, milletime kazandım. Milletimi kedersiz kıldım. Üste kök tanrı, kudretli tanrım. Türk beylerini, milletini besleyin, zahmet çektirmeyin, onu incitmeyin. Benim Türk beylerim, Türk milletim, bu kanın sözünü dinle. Bu sudan ayrılmazsan Türk milleti kendin iyilik göreceksin. Evine gireceksin, dertsiz olacaksın. Ondan sonra Çin kanından resimciyi hep getirttim. Benim sözümü kırmadı, mahiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona bambaşka bir türbe yaptırdım. İçine dışına bambaşka resimler yaptırdım. Taş yontturdum. Gönlümdeki sözü yazdırdım. Onok ok oğluna yabancıya kadar bunu görüp bilin. Sonsuz bir taş yazdırdım. Yazdırdım, yazdırdım. Bilge Kağan kitabesini yolluk tigin olarak ben yazdım. Bunca türbeyi, resmi, sanatı, Kağan'ın yeğeni yolluk tigin ben bir ay dört gün oturup yazdım, resimledim.